Pastacılık deyince aklımıza hemen eski Fransız kraliçesi Marie Antoinette'in ekmek yoksa pasta yesinler sözü geliyor. Aslında kraliçenin ne kadar halktan uzak olduğunu gösteriyor ama öteki taraftan da çok önemli bir gerçeklik. Çünkü sadece o dönemde pastacılık sarayda yapılıyor. Sarayda pasta ustaları var. Ekmeği tatlandırabilmek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar ve böylece pastacılık ortaya çıkıyor. Pastacılık konusunda Fransa bu yüzden çok ön planda. Pasta ustaları sarayda kendilerini geliştiriyorlar. Fransız devriminin ardından da bu pasta ustaları dışarı çıkıyor ve pastacılık gelişmeye devam ediyor. İşin Türkiye tarafına baktığımızda ise daha çok Hemşinlileri, Makedon ve Yunan göçmenlerini bu konuda çok başarılı görüyoruz. Yeni ürünleri geliştirdiklerini görüyoruz. Çünkü özellikle Hemşinliler kendilerine yakın olan Batum'a veya Rusya'ya o dönemde veya Polonya'ya gidiyorlar. Bu konuyu öğreniyorlar, pastacılığı öğreniyorlar ve gelip Türkiye'de bunu geliştirmeye devam ediyorlar. Tarihi gelişimi böyle, gerçekte gelmiş olduğu nokta ise büyüleyici. Bugün bu tatlı ve pastaların nasıl yapıldığını öğrenmek, görmek ve ayrıca sektörü konuşmak istiyorum. Şirketin yönetim kurulu başkanı İlker Birgül ile beraberiz. İlker Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. İlker Bey ilk önce sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ben 1971'de Rize Çamlıhemşin'de doğdum. Yaklaşık 5-6 sene sonrasından itibaren de Bursa'da Uzay Pastanesi'nin buralaşmasından mütevellit burada bulunuyorum. Bursalı oldunuz aslında. Yani. Tabii olduk. Tabii Bursalıyız. Evet. Zaten başka bir yerde Bursalıyız diye kendimizi tanıtıyoruz da bu konuda siz böyle sorunca buradan başlamak gereğini duydum. Evet. Peki İlker Bey, şirketin kuruluş hikayesini anlatabilir misiniz? Tamam, Çamlıhemşin'den buraya geldiniz. Daha doğrusu büyüklerimiz geldi. Evet. Ve bu şirketi kurdular. Sonrasında neler oldu? Sonrasında dediğim gibi 73'te babam ve bacana yani eniştem yaklaşık 2000-2001'den itibaren de biz ikinci kuşak yönetimi devralarak bugünlere geldik. Tabii süreç zorlu başladı o dönemlerde. Biz de tabii çok konuya hakim değiliz o dönemlerde ama bize anlatılan kadarıyla Bursa o zaman küçük bir kent. Bir şubeyle başladık. Sonra çekirge ve sırasında bugünlere kadar geldik. Küçük bir pastaneden başlayan yolculuk çok farklı bir noktaya geldi. 200'ün üzerinde çalışan var. Evet. Bu karar nasıl alındı? Yani nasıl bu tarafa yönelindi? Nasıl bir fabrika haline gelindi? Şöyle oldu. İkinci jenerasyon yani biz başladığımız zaman o zamanki ekonomik konjonktürün getirmiş olduğu bir takım kurallar vardı. Biz ya bu kurallara uyacaktık ya da bir sent pastanesi olarak kalacaktık. Danışmanlarımızın da bize vermiş olduğu bilgilerle hep beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda büyümeye karar verdik. Ve ilk önce üretim yerimizi, üretim tesisimizi büyütmemiz gerektiğini farkına vardık. Çünkü üretemezseniz satamazsınız. Evet. Dolayısıyla önce bu görmüş olduğunuz, şu an içinde olduğumuz yaklaşık 3 metrekare kapalı alanı olan üretim tesisimizi kurduk. Ondan sonra da şubelerimizi açmaya başladık. Fakat tabii geleneksel yapıyı, demin de biraz bahsettik, geleneksel yapıyla beraber hem Türkiye'de hem dünyadaki hizmet sektörünün gelişmesi, yani artık sadece bir pastane olarak kalamazsınız. Hem yemek yapmanız gerekiyor, hem hizmet üretmeniz gerekiyor, hem hoş bir ortam yapmanız gerekiyor ki konuklarınız, misafirleriniz orada sadece güzel bir pasta değil, iyi bir pizza yesinler, güzel bir salata yesinler ve hoş bir ortamda birbirleriyle sosyalleşsinler, muhabbet etsinler. Dolayısıyla bununla beraber yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda mağazalarımızı bu konsepte taşıdık. Bununla beraber hizmet sektöründe başka şeyler de yapıyoruz. Yaptığımız şeylerin başında 2000 yılların başından itibaren catering hizmeti veriyoruz. Yani herhangi kurumlara, hatta tüm kurumlara Bursa'daki yemek anlamında. Yemekle beraber daha çok işte kafe break'ler, kokteyl prolancılar. Bunları ekibimiz, profesyonellerimiz sayesinde bunları yapıyoruz. Peki bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak bu şirkette en fazla dikkat ettiğiniz şeylerin başına ne geliyor? Yani bu şirketin en önemli, yani fark yaratan şey ne sizce? Şöyle söyleyeyim, biz demin de konuşuyoruz. Biz ürün, yiyecek bir şey yaratıyoruz.
ve hizmet yaratıyoruz. Dolayısıyla bizim ödün vermeyeceğimiz şey kalitedir. Peki bunun için nasıl hareket ediyorsunuz? Örnek veriyorum, ürünleri nasıl seçiyorsunuz? Şimdi çok fazla şey konuşuluyor zaten tüketici tarafından. İşte yok pastörize süt iyi değildir, hepimizin bildiği konular. Yok yoğurdu evde yapın, bu tarz bir sürü şey var. Sizin sektörünüzde de anladığım kadarıyla çok önemli bir konu. Nasıl Tabii. seçiyorsunuz ürünlerinizi, neye dikkat ediyorsunuz? Tabii şöyle, babam derdi ki kötü bir üründen, kötü bir malzemeden asla iyi bir ürün yapamazsın. Ama iyi malzemeden kötü üründe yapman mümkündür. Dolayısıyla her şeyden önce alacağımız malzeme, ham madde ya da yarım ağır maddelerin mutlaka ve mutlaka kalite olması gerekir. Şimdi aldığımız çikolatanın bizim minimum %60'lık bir kakao oranı olması gerekir. Ya da kullanacağımız sütün kuru madde oranının çok yüksek olması gerekir ki lezzet versin. Kremadaki lezzetin püf noktası zaten budur. Tabii ki kullandığımız yağ, kullandığımız un vesaire, bunların tamamına çok dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten demin de bahsettim. Müşterimiz bunu hemen farkına varır. Bizim ya sizin geçen almış olduğum eklerin içindeki krema ocakta fazla kalmış gibi bir yorumu var. Dolayısıyla bu yorumu yapabilen bir müşteriye hitap ediyoruz. Evet. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ürün konusunda, ham madde konusunda, malzeme konusunda ve işçilik konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor ki bu yapıyı koruyabilelim. Çalışmalarımız bizim vizyonumuz gereği hem klasik ürünlerimizi devam ettiriyoruz hem de yenilikçi bir yapıya sahip olduğumuz için bunu da ürünlerimize ortaya koymamız gerekiyor. Sadece ürünlerimizde değil tabii, mağaza konseptlerimizi de günümüze göre revize edip buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni açılan mağazalarımız, eskileri de tabii buna göre revize ettik ve şu anda Bursa'da 8 tane şubemiz var. Bu 8 şubenin tamamı da hem klasikten hem de yenilikçi bir yapıdan hep örnek vermektedir. Peki çok fazla tüketiciyle yakın ilişkiniz var. Evet. Tüketicinin isteklerini nasıl karşılıyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz, neye göre çalışıyorsunuz? Şöyle, demin de bahsettiğim gibi tüketici, Bursa tüketicisi bir kere ne istediğini, ne yemek istediğini, kaliteden ne anladığını çok rahatlıkla ortaya koyabilen ve bunu bize dile getiren bir yapıya sahiptir. Bu geçmişte de böyleydi, şu anda da böyle. Biz de sadece Bursa'da kalmıyoruz tabii. İşimiz gereği dünyadaki önemli sektörümüzle alakalı fuarlarda olsun ya da buna benzer başka iş seyahatleriyle dünyada neler oluyor, neler tüketiliyor, bunu biz kendimize göre nasıl revize edebiliriz, nasıl uygulayabiliriz, hepsini çalışıyoruz. Departmanlarımızla, üretim departmanlarımızla, satış departmanlarımızla beraber bunları ortaya koyuyoruz ve buna göre üretim planlamamızı yapıyoruz. Peki örnek aldığınız böyle belirli ülkeler var mı? Özellikle bu pastacılık sektöründe ileride olan ülkeler hangileri şu anda? Ya, dünyada bilinen, herkesin bildiği klasikleşmiş işte Fransa gibi, Avusturya gibi, İtalya gibi yerler var ama neyin nereden nasıl çıkacağını çok bilemezsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinde, çok küçük bir yerde, çok küçük bir pastanede ya da bir kafede çok enteresan bir şey görebilirsiniz. Bu çok belli değil aslında bakarsınız. Sizin var mı böyle bir ürününüz? Hani kendinize özgü, yani ürünlerin çoğu kendine özgü biliyorum ama hani özellikle böyle ya bu bizim farkımız, kendimizin yarattığı bir şey dediğiniz ürünleriniz var mı? Aslına bakarsanız tüm ürünlerimizi kendimize özgü bir hale getiriyoruz. Dünyadaki herhangi bir ürünü alıp da biz kendimiz kullanalım gibi yapmıyoruz. Bizim çok bilinen Babaroski diye bir pastamız var. Bu zaten çok dünyada da tüketilen bir pastaydı, bilinen bir pastadır. Ama biz çok bunu kendimize uyarladık, revize ettik. Peki İlker Bey, sektör hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü çok fazla bu alanda çalışan şirketler de var. Doğru. Sizin düşünceniz ne? Ne tarafa doğru gidiyor bu sektör? Sektörle alakalı kesin bilgiler koymak ortaya çok zor. Çünkü kayıt dışı bir sürü bizim sektörde üretim gösteren firmalar var. Şöyle söyleyebilirim, sektör büyüyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi büyümek kaçınılmaz oldu. Fakat büyürken de gelenekselci lezzete ödün vermemek lazım. Bizim inancımız en azından böyle. Biz bunu ortaya koyarak hareket ediyoruz. Bütün yaptığımız ürünlerde, çalışmalarımızda teknoloji bir yere kadar kullanıyoruz. Bir yerden sonra yine işte biraz sonra göreceksiniz belki de. İnsan eliyle yapıyoruz birçok şeyi halen. Halen bakır kazanlarda kremamızı pişiriyoruz. Dolayısıyla sektörün nereye gittiğiyle beraber
sizin de nereye gitmek istediğiniz çok önemli. Çok önemli, evet. Yani benim gördüğüm bir böyle hızlı tüketim gibi giden bir grup var, bir de butik Doğru. çalışanlar var. Burada Doğru. stratejiniz çok önemli oluyor. Tabii ki, tabii ki Hı-hı. çok önemli. Peki kaç kişi istihdam ediyorsunuz mesela? Burada şimdi pasta diyoruz, Hı-hı. işte pastanecilik diyoruz evet. geçmişten. Böyle insanın kafasında çok hani küçük şeyler oluşabiliyor ama Hı-hı. şu anda mesela size baktığımızda ben çok büyük bir şirket görüyorum evet, burada. Şu an franchise'larımızın haricinde, onları katmazsak eğer, belki de katmalıyız. Ama katmazsak 220 civarında bir çalışanımız söz konusu. Üretim, satış, lojistik hepsini düşünürsek, yönetim kadrosu düşünürsek 220 civarında bir çalışanımız var. Son olarak şey soracağım. Bu sektörde en zor konuların başında ne geliyor sizce? Bu sektörün başındaki en zor konu işçilik konusu zor geliyor. Çünkü demin de bahsettim biraz. Halen elle üretiyoruz. Dolayısıyla hali hazırda Türkiye'de pastacılıkla alakalı çok ciddi eğitimle alakalı çok ciddi yaklaşımlar yok. Her şeyden önce bunu bekliyoruz. Bunun bir an evvel hayata geçmesini bekliyoruz. Yani bir an evvel kaliteli eleman, iyi eğitim almış, hem eğitim hem öğretim anlamında kaliteli bir elemanı yaratmamız için, ortaya koymamız için okullardan herhalde bunun yetiştirilmesi bekleniyor. Yani öneri aslında bu değil mi? Tabii, yani tabii ki. Bir okulu tabii yok ki. Herhalde şu ana kadar. Şu anda halen usta-çırak ilişkisiyle devam ediyor. Bir takım turizm okullarında, işte aşçılık okullarında eğitim görüp de demin de bahsettim artık restoran hizmeti de veriyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımız var ama pastacılık konusunda hali hazırda henüz böyle bir eğitim, öğretim söz konusu değil Türkiye'de. Evet, bir okulu olsa güzel olur herhalde. Çok güzel Bütün olur. Çok. Bu alanda çalışan, bu sektörde olanlar. Üretim Müdürü Ali Muslu ile beraberiz. Ali Usta merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok böyle haralı bir çalışma var şu anda burada. Evet. Bu güzel ürünleri burada üretiyorsunuz. Bursa'nın önemli bir markası. Teşekkür ederim. Nasıl çıkıyor ortaya? Biraz sizden bunları dinleyeyim ama öncelikle bir sizi tanıyabilir miyiz? Tamam. İsim Ali Muslu. Bu işin çekirdek tabir edilen kısmında yani alaylı dediğimiz kısım. Yani mutfaktan yetiştim. Bu göreve başladığım zaman iki şubemiz, 14 tane çalışanımız vardı. Şu anda 9 şubemiz, sadece üretimde 100 kişi çalışanımız var. İşimi çok seviyorum. Şey. Gittikçe evet, işimi çok seviyorum. Bu meslek benim için çok aşk gibi bir şey. Dolayısıyla tabii bu olmadan da güzel bir şeyler ortaya çıkmıyor. Burada olmaktan ve bu işi yapmaktan çok mutluyum gerçekten. Nerelisiniz? Rize'liyim. Rize'lisiniz. Olduğu gibi zaten bu sektörü aslında bir noktaya getiren herhalde evet. özellikle Rize'liler. Pastacının doğuşu Rize, hemşehri. Bizim eskilerimiz, büyüklerimiz eskiden hemşinden Rusya'ya gurbete giderlermiş. Orada pastanelerde ve gıda işletmelerinde çalışmışlar. Sonra Rusya'da karışıklıklardan sonra Türkiye'ye dönüp batı şehirlerimize göç etmeye başlamışlar. Pastacılık Türkiye'ye bu şekilde yayılmış. Yani Rizeliler ve hemşinler pastacılığın doğuşunda yani Türkiye'de yayılışında ve gelişmesinde çok büyük etkenler. Yani peki Ali Usta 20-25 seneyi konuşuyoruz. 25 sene öncesiyle bugün arasında ne gibi farklar var? Şimdi çok gelişti, teknoloji gelişti evet. ama öteki taraftan da usta-çırak ilişkisi var. Şimdi çok değişiklikler var. İnanılmaz değişiklikler var. Bizim zamanımızda yani, bizim zamanımızda derken ben başlangıç döneminde çok daha farklıydı. Yani usta-çırak ilişkileri biraz daha ön planda. Gerçi şu anda biz yine aynı şeyi devam ettiriyoruz. Ekibim uzun zamandır beraber çalıştığımız ekip. Yani usta-çırak ilişkisi olmadan bu işin çok sağlıklı yürüyebildiğini düşünmüyorum. Çünkü biz sanat üretiyoruz. Evet. Çalıştığım iş arkadaşlarımın hepsi bütün özverilerini, bütün iyi niyetlerini, bütün hünerlerini ortaya koymadıktan sonra iyi bir şey ortaya çıkma şansı yok. Benim her zaman söylediğim bir şey var. 10 tane ustaya 10 tane aynı malzemeyi verin. Mutlaka hepsi farklı farklı ürün üretir. Çünkü psikolojisi, işini sevmesi, ona verdiği önem, her şey ürüne direkt yansır. Malzemeyi aynı da vermiş olsan mutlaka yansır. Usta-çırak ilişkisini ve gerçekten işi severek yapmanın çok başka bir şey olduğunu düşünüyorum bu sektör için. Ali Usta,
özellikle ürünleri, bu bir sanat. Ve ürünleri siz beğenmezseniz müşteri zaten beğenmiyor, tüketmiyor. Nasıl belirliyorsunuz, nasıl karar veriyorsunuz, süreç nasıl işliyor? Şimdi bizim ürün geliştirirken yaptığımız çeşitli denemeler ve fikir alışverişi var. Arge birimimiz var. Arge birimimizdeki arkadaşlarımız. Biz zaten sürekli yurt dışı fuar ve eğitimlere zaten firma olarak hep katılıyoruz ve bu konuda gerçekten iyi şeyler aldığımızı da düşünüyorum. Bir ürün geliştirirken biz hiçbir zaman hiçbir firma ya da herhangi bir bizimle aynı işi yapan insan ürünlerine taklit etmedik. Hep önce olduk. Dolayısıyla tabii ki bir şeylerden esinleniyoruz. Bir süreç geçiyor ve bu süreçte damak tadı Bursa'ya bize uyan ürünleri seçip ona mutlaka kendimizden bir şeyler katıp bir ürün geliştiriyoruz. Defalarca kez denemeler oluyor. Çok demolar yapıyoruz. En son kendi içimizde bunu burada üretim birimindeki iş arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla bir denedikten sonra olumlu fikir ortaya çıktıktan sonra yönetim toplantılarımızda bunları deniyoruz. Orada da olumlu fikir çıktıktan sonra, çünkü bizim için önemli, sonuçta yaptığımız şey herkesin içine sinmesi gerekiyor. Eğer bir ya şöyle olsaydı diyen birisi varsa mutlaka onu dikkat alarak tekrar üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Sonra bizim lezzet takımımız dediğimiz, damaklarına güvendiğimiz müşterilerimize 20 kişilik bir lezzet takımımız var. Orada yaptığımız ürünleri bu lezzet takımımızdaki müşterilerimize gönderiyoruz. Fikirler bizim için çok önemli. Geçen not aldıysa %70-80 gibi olumlu bir sonuç çıktı ise ondan sonra ürünü üretmeye başlıyoruz. Ali Usta, peki çok böyle klasik ürünler var. İşte ekler gibi, kazan dibi gibi örnek veriyorum. Bir de benim gördüğüm kadarıyla çok yeni ürünler çıkartıyorsunuz. Bunları nasıl geliştiriyorsunuz? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Yani ağız tadını nasıl ölçüyorsunuz? Geçmişle günümüzü harmanlayarak bir noktaya gelmiş bir firma ürün anlamında. Bizim 35 yıl önce, 40 yıl önce ürettiğimiz ürünlerin tatlarını da koruyarak bugünlere gelmeye çalışıyoruz. Bizim dondurmamız, işte özellikle yaş pastanın içinde kullandığımız süt kremamız çok özeldir. Bunun reçetesi hiçbir zaman değişmez. Kullandığımız malzeme kalitesi de değişmemesine dikkat ediyoruz. Bu geçmişten bugüne kadar hep dikkat ettiğimiz şeyler ama günümüzde tüketim alışkanlıkları değişti. Genç nüfus özellikle evet, daha az tüketmeye ve daha kalorisi düşük ürünler tüketmeye dikkat ediyor ama sonuçta bunun için ürünler var mı? Yapıyor var, musunuz? Var. Yani özellikle az kalorili ürünlerimiz var. Şöyle yani diyetik tarzı değil ama az kalorili ürünlerimiz var ve bunları müşterilerimize de anlatıyoruz. Ham maddede en çok neye dikkat ediyorsunuz? Yani ürünü aslında oluşturan şeylerin başında, hı-hı, İlker Bey de sözlerinde dedi, kötü bir malzemeden iyi bir ürün çıkaramazsınız dedi. Kesinlikle. Ham madde alırken biz hep şeyleri ön plana çıkarıyoruz. Yani kullandığımız ham madden üreten firmanın ciddiyeti ve sonuçta devamlılığı çok önemli. Gıdanın hiçbir zaman numunesi olmaz, ben bunu hep söylüyorum. Eğer bana bir ürün denemek için, demo için gelmişse sonuçta satıcıya söylediğim ilk şey standart ve sürekli aynı ürün talep ediyorum. Çok seçenek var. Gıda işte maalesef hani çok seçenek var. Biz bunların en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Reçetelerimiz uyması için de çok dikkat ediyoruz. Yani kötü üründen evet hiçbir zaman malzemeden hiçbir zaman güzel ürün çıkma şansı yok. Ama mutlaka yani hep denemek, sürekli denemek. Her üründe hiçbir malzemeyi bizim Arge bölümümüzde denemelerden geçmeden kullanıma sunulması. Ali Usta, bu sektörde en önemli konulardan bir tanesi de usta-çırak ilişkisi. Hı-hı. Ama nasıl istihdam ediyorsunuz? Çalışanları nasıl buluyorsunuz? Nasıl eğitiyorsunuz? Nasıl? Bu arkadaşlarımızın hepsi sanat yapıyor çünkü. Evet. Şimdi çırak personeli kesinlikle kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Çırakken alıyoruz. Hı-hı. Süreçler okulu var. Okulu yok değil mi? Şu anda. Okul maalesef istediğimiz boyutta okul yok. Meslek liseleri var ama bu konuda yeterli değil. Çırakken alıyoruz. Bir eğitim süreci var. Oradan geçtikten sonra üretim birimimizin içinde hangi bölümde çalıştırma ya da geliştirmeyi düşünüyorsak bu bölümde bir müddet gözlemleme yapıyor. Daha sonra yavaş yavaş işte bir şeylerin, ürünlerin ismini öğreniyor. Daha sonra işte yardımcı malzemeler hazırlamaya başlıyor. Yetenek kendini gösterir mi? Kesinlikle. Zaten şöyle bir şey, eğer bu mesleği yapmak veya yapabileceğini düşünüyorsa devam ediyor. Düşünmüyorsa birinci gün sonra artık ikinci gün işe gelmiyor ve
biz anlıyoruz ki bu adam hastacı olmadı ya da devam etti diye devam düşünüyoruz. Edecek. Ali Usta şu anda pasta kursundayız. Evet. Pasta mutfağındayız. Burada çeşitli pastacılık kursları veriliyor. Evet. Biraz bilgi alabilir miyiz? Bu arada tabii ben de yapmaya çalışayım. Bana yardımcı olursanız. Yılbaşı yaklaşıyor. Evet. Yılbaşı ile ilgili Noel Baba. Noel Baba yapacağız. Evet. Yaklaşık 6 yıldır yürüttüğü bir eğitim kursu. Eğitimden çok daha çok hobi olarak misafirlerimiz bize katılıyor. Çünkü eğitim bir günlük ya da 4 günlük bir çalışmadan sonra gerçek anlamda bir pastacı ya da sektöre bir personel kazandırma açısından yeterli değil. Hobi olarak genelde misafirlerimiz bize katılıyor. Bu arada katılıp çok memnun olup mutlu olup buradan giden çok çok misafirlerimiz var. Sonuçta 3 saat katılan misafirlerimiz her şeyden uzaklaşmış, tamamen bu tarz şeylere odaklanmış ve sonucunda da güzel bir şey ortaya çıktığı zaman, evet, alıp onu evine götürdüğü zaman çok mutlu oluyor. İlk dönem ben bizzat kendim eğitim kurs verdim. Sonra yetiştirdiğimiz, biz uzun yıllar emek vermiş ustalarımız kurslarımıza katılıyor, eğitimlerimize katılıyor. Buradaki esas amacımız bu işin tabii ticari boyutunun yanında buraya gelen misafirlerimizin birçoğu bizim kendi müşterilerimiz. Sonuçta bakıyoruz ne kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz, nasıl yapıyoruz. Bunlara göstermek açısından bizim için çok önemli bir nokta. Kullandığımız malzemenin sağlıklı olduğunu, nasıl yapıldığını, ne kadar kullanıldığını, işin ne kadar meşakkatli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar detay çalışması gerekiyor. Evet, çok burada olduğu gibi. Tam burada. Çok bir Noel Baba yapmak için ne kadar uğraşıyoruz? Aylık ve günlük kurslarımız var. Günlük kurslarımız tek tek ders üzerinden planladığımız kurslar var. Bir de aylık 4 ders, haftada bir gün olmak üzere 4 dersimiz var. Misafirlerimiz bunlara katılıyor işte. Sadece pastacılık mı var, yoksa başka böyle işte çikolatadır, pastacılık başka konular da var mı? Derken içinde şeyler de var. Yani pasta, yaş pasta, kuru pasta, kurabiye, çikolata, böyle şeker hamuruyla süsleme, pasta kaplama, özellikle özel günlerde Cumhuriyet Bayramı'nda 23'sinde çocukları alıyoruz. İşte bayrak temalı bayrama özel şeyler de yapıyoruz. Anne çocuk, aile çocuk gibi etkinliklerimiz de var. Evet, bu arada Noel Babamız da oluşuyor herhalde. Noel Babamızın kollarını yapıyoruz. Peki katılanların profilleri nasıl? Katılanların misafirlerimiz genelde ev hanımları. Evde bir şeyler yapıp işte bu işi sevip kendini geliştirmek isteyenler var. Çok nadiren de olsa bu konuda sonra bir mekan açıp küçük kafe işleten misafirlerimiz de oldu. Yani ama biraz daha uzun bir eğitime ihtiyaç var herhalde. Öyle zaten bir, biraz altyapısı olan katılımcılarımız bu konuda bir adım atıyor. Çünkü dediğim gibi baştan da bir derslik, bir iki derslik bir eğitimden sonra bir meslek sahibi olmak. Yani tam anlamda pastacı oldum demek biraz zor. Çok kolay değil. Çok kolay değil. O yüzden daha çok hobi amaçlı ama bunu ticarete döken ve bu işle ilgili de gelecekte planları olan katılımcılarımız da oluyor. Erkekler de katılıyor mu Ali Usta kursa? Genelde bayanlar kadar olmasa da katılan kursiyerlerimiz var. biraz azınlıkta kalıyorlar ama yine de katılanlar çok mutlu. 2 yıl üst üste bütün kurslarımıza katılan katılımcılarımız var. Gerçekten yani yetenekli olanlar da var. Ne kadar mutfak işi, bayan işi olarak gözükse de bu konuda tecrübe etmiş, ya elini alıştırmış, kendini geliştirmiş meraklı katılımcılarımız oluyor. Oluyor. Peki Ali Usta, bu kursların yani bu kurslar maliyetli mi? Katılımı yoksa kolay aslında mı? Aslında çok maliyetli değil. Düşünüldüğü gibi külfetli kurslar değil. Kursların sonucunda, eğitimin sonucunda katılımcılarımız yaptıkları ürünleri paketleyip zaten götürüyor. Dışarıdan ürün almaya kalksalar aşağı yukarı aynı fiyatı denk gelecek gibi bir şey var ve sonuçta bir eğitim var. Çok neşeli bir ortam var. 3 saat, 3,5 saat sürüyor eğitimlerimiz.
Yani katılımcılar tekrar tekrar katılıyor. Yani mutlu oluyor ve hani hobi aslında. Hobi aslında. Motivasyon hobi, evet. Amaçlı. Hobi. Peki artık sonuna geldik. Tam olarak bitiremeyeceğiz Noel ama. Noel babamızın evet. Şöyle bir kısmından geldik. Bir şapkasını kısmını hazırladık ama elimizde şöyle bitmişi de var. Evet. Volkan Bey ile beraberiz. Volkan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Volkan Gültekin ben. 1972 doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Ekonomistri bölümünü bitirdim. Çeşitli sektörlerde iş deneyimlerim oldu. Medyadan başlayarak finans dünyası ve son olarak da şimdi gıda sektöründe 11 yıldır çalışıyorum. Son zamanlarda aslında en fazla konuşulan, en fazla duyduğumuz bu donuk ürünler. Evet. Pastacılıkta farklı bir nokta aslında gördüğüm evet, kadarıyla. Donuk, pasta, bir de hızlı. Müşteriye en fazla dokunulan bölümlerden bir tanesiniz. Şu anda öyle. Bayi yapılanması şu anda sadece Türkiye kanalında ve sınırlı bir alanda Güney Marmara'da hizmet vermekteyiz. Çok yakın bir zamanda önümüzdeki ay itibariyle Karadeniz bölgesine de satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Kocaeli, İzmir ve Antalya bölgelerinde faaliyeti sürdürüyoruz. Dilersen biraz dondurulmuş evet. pastadan evet. biraz bahsedeyim. Evet, nedir? Hangi ürünlerden bahsediyoruz? Evet, bilmeyebilirler. Şimdi bir kafede şu anda oturan misafirler artık %98 bu ürünleri yiyorlar aslında bilmiyorlar ama bu ürünleri tüketiyorlar. Bütün zincir mağazalardan küçük en küçük kafelere kadar artık dondurulmuş pasta satışı sunuluyor misafirlere. Benim örnek vereceğim mesela cheesecake'ler var yediğimiz. Evet. Bu tarz ürünlerin evet. hepsi donuk ürün. Bilmiyorum başka neler var bilinen. Cheesecake, tiramisu, işte vişneli pasta, krokanlı pasta. Bunlar her donuk çeşitten ürünler var. Bunların hepsi dondurulmuş ürünler. Dondurulmuş ürün dediğimiz zaman aslında şu anda dünyada en güvenilir tüketilecek ürünler arasında. Çünkü dondurulan ürünün tat, koku ve içinde saklanan, içinde barınan mikroorganizmaların durdurularak saklandığı tek yöntem. Gerçi Türkiye'de şu anda çok fazla ilerleme kat etmedi tüketim anlamında. Örneğin 2000'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sene içerisinde bir kişi başına düşen 45 kilo ise Türkiye'de yarım kilo dondurulmuş ürün tüketimi. Tabii bunun içerisinde meyve, sebze de yer almakta, hamur işleri de yer almakta. Ama hızlı bir şekilde Türkiye'de de gelişiyor. Biz ürünlerimizi, dondurulmuş pastalarımızı -40 derecede hızlı bir şoklama yaparak donduruyoruz. Bu dondurma az önce bahsettiğim gibi içinde bulunan mikroorganizmaların, bakterilerin kristalleşerek, buza dönerek yaşamasını durduruyor. Ve tazeliğini çözüldükten sonra aynı şekilde koruyan bir pasta haline geliyor. Pastadan konuştuğumuz için pastaya örnek veriyorum. Mesela bir örnek vereceğim. Sizin normal pastanede satılan cheesecake ile dondurulmuş olan cheesecake arasındaki fark nedir? Şimdi bazı şeyleri üretim sürecinde dondurulma sebebiyle kullanamıyorsunuz. Örneğin sütü kullanamıyorsunuz. Süt tozu kullanmak durumundasınız. Ürünlerimizde katkı maddesi kullanmıyoruz. Ekstra katkı maddesi demek oluyor bu. Fakat süt tozu da kendi içinde bir katkı barındıran ama gıda kodeksine uygun bir üründür. Bu tür küçük farklılıklar var. Yani süt kullanamadığınız için mağazalarımızda fark yok aslında. Lezzette hiçbir fark yok. Lezzette, tatta, kokuda, tazelikte hiçbir fark oluşmuyor.
Bu eksi 40'ta şoklandıktan sonra depolama alanlarına eksi 18 dereceye alınıyor. Eksi 18'de 6 ay ile 1 yıl arasında kullanım ömrü var pastalarımızın. İşte kafeler, restoranlar bu ürünleri alarak zayilerini minimuma indirmiş oluyorlar. Daha uzun süre kullanılabiliyor. Daha uzun süre, evet. Çıkardıktan sonra da eksi 18'den 3 ila 4 saat içerisinde kullanmaya, tüketilmeye hazır taze bir pasta haline geliyor ürünlerimiz. Aslında belirttiniz ama ben tekrar soracağım. Özellikle bu ürünlerin hiçbirisinin içerisinde kimyasal veya işte katkı maddesi yok. Ekstra bir kimyasal ve katkı maddesi kesinlikle kullanılmıyor. Tamamen eksi 40'ta şoklanarak bu halde tazeliğini koruyan pastalar halinde tüketebiliyor. Özellikle bence tüketicilerin merak ettiği konuların başında hani çocukların yemesi uygun mu bu pastalar? Dondurulmuş pastaları yemesi uygun mu? Evet, yani annelerde, babalarda, ebeveynlerde böyle bir şey var. Donuk ürün iyi ürün değildir diye. Ya işte dondurulmuş ürün besin değerini yitirmiştir, tazeliğini yitirmiştir gibi bir algı var. Aksine bu hızlı şoklama tamamıyla bunu sağlayan, uzun süre besin değerini, tadını, kokusunu yitirmeden saklayabileceğimiz bir halde tüketicilere sunan bir formül. Bu nedenle kullandığımız malzemeler, ürünler bizim pastalarımızda hiçbir şekilde endişe duymayacakları bir ürün. Rahatlıkla tüketebilirler. Ürünler. Rahatlıkla tüketebilirler kesinlikle. Hüsnü Bey merhaba. Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hüsnü Demiroğlu, 1973 doğumluyum. Yaklaşık bir yıldır Uzay ailesiyle birlikte çalışıyorum. Mağazalar ve mağazalardan, şubelerden sorumluyum. Aynı zamanda franchise'lardan da sorumlu olarak çalışmakta devam ediyorum. Aslında son tüketiciye en fazla dokunan yerdesiniz. Hizmet sektöründe de herhalde en zor şeylerden bir tanesi. Kesinlikle haklısınız. Tüketicimizin ürünlerimizin son noktada tüketiciyle buluştuğu yerler buralar. O yüzden çok fazla hassasiyet gösteriyoruz şubelerimizde müşteri memnuniyetini sağlamak adına. Son zamanlarda en fazla duyduğumuz konulardan bir tanesi franchise olayı. Şimdi franchise'ı, bu şirketin franchise tarafını siz yönetiyorsunuz. Evet. Bilgi alabilir miyim bununla ilgili? Franchise çalışmalarımızı özellikle bu yılın başından itibaren arttırarak devam ediyoruz. Şu anda 4 tane franchise şubemiz var. Tabii franchise'ları tespit ederken, franchise olacak arkadaşları tespit ederken belirlediğimiz bazı kriterler var. Bu kriterlere uymalarını özellikle bekliyoruz. Bunların en başında da işine sahip çıkması ve işinin başında durması franchise verdiğimiz arkadaşın bizim için son derece önemli. Çünkü tüketiciye ulaştığımız dediğiniz gibi son nokta burası ve birine emanet edilecek derecede önemsiz bir nokta değil. O yüzden franchise verdiğimiz arkadaşların işinin başında durması, işiyle birebir ilgilenmesini özellikle bekliyoruz açıkçası. Daha öncesinde bu sektörde bir tecrübesi olması falan gerekiyor mu? Arıyor musunuz böyle özellikler? Tabii ki tecrübesi olması bizim için bir artı değer. Çünkü hizmet sektörü, kafe, restoran, pastane sektörü dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir sektör değil. O yüzden bu sektörün içine girmiş olması daha önceden bizim için bir artı. Hı hı. Özellikle mağazalarınızın konseptlerini oluştururken farklı düşünceler oluyor mu? Yoksa mesela franchise dediğimiz şubeler kendileri istedikleri gibi seçebiliyor mu? Nelere dikkat ediliyor bu konuda? Yok, tabii ki bu süreçte biz tüm franchise verme sürecinde biz müdahil oluyoruz her şeye. Konseptlerin belirlenmesine de. Tabii ki konseptlerin belirlenmesinde lokasyon çok önemli. Yani noktanın lokasyonu artı noktanın fiziksel boyutları, ölçüleri de çok önemli oluşturduğumuz konseptlerde. Bizim 3 çeşit konseptimiz var. Takeaway dediğimiz sadece al git şeklinde olan bir konseptimiz. Yani müşterimizin oturacağı herhangi bir yer yok. Pastasını alacağı diğer ürünleri alıp gittiği bir yer var. Diğer konseptimiz kafe, pastane konsepti. Burada oturup çayını içerken pastasını da yiyebileceği bir konsept. Bir de kafe, restoran ve pastane konseptimiz var.
Bunda da artı olarak üzerinde restoran kısmımızda bulunuyor. Bir şekilde aslında sizi temsil ediyorlar. Yani siz yıllardır kurduğunuz bu organizasyonun, bu şirketin franchise bir kolu oluyor ve sizi temsil ediyor. Bu anlamda oradaki çalışanların kalitesi, bunlar sizin sorumluluğunuzda oluyor. Tabii bunun ki, için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii. Franchise'ın oluşturulması aşamasında çalışanların personelinin tespitini hep birlikte yapıyoruz. Zaten hepsi bizim kontrolümüzden geçiyor. Düzenli olarak franchise çalışanlarımızı, artık kendi şube çalışanlarımızı da eğitimlerle desteklemeye çalışıyoruz devamlı. Biz onları farklı bir şube gibi görmüyoruz, franchise'ları. Onlar da bizim şubelerimiz. Bu yüzden oradaki tüm çalışanlar, tüm yöneticiler, tüm ekip bizim bir ekibimiz aslında ve kendi ekibimizle nasıl bir yol çizmişsek, yöntem çizmişsek o şekilde onlarla da ilerliyoruz. Her türlü eğitimleri, personel seçimi, franchise'e destek olması açısından, kılığından kıyafetine kadar her türlü desteği biz veriyoruz. Başka destekleriniz var mı? Yani ekonomik anlamda olabilir. Yani bunu alacak olan kişi nelere, ne gibi destekler alıyor sizden? Dediğim gibi yani personel, İK anlamında desteklerimiz olmakla birlikte tabii ki ürün anlamında, tedarikçilerin tespiti anlamında, tedarikçilerden onlara ürün ulaştırılması anlamında, lojistik anlamında birçok desteğimiz var. Yani franchise'larımız yalnız değiller. Yani onları başıboş bırakmıyoruz orada o anlamda. Devamlı birlikte bir ortak çalışmayla birlikte bu işleri yürütüyoruz. Peki çok benim gördüğüm kadarıyla hani bayramı, işte ne bileyim yılbaşısı olmayan bir meslek ve o özellikle şubelerde çalışanlar belli sürelerle çalışıyor. Doğru. Burada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, onları nasıl eğitiyorsunuz, zor tarafları neler bu işin? Yani biz geldiğimiz zaman oturuyoruz, evet yiyoruz çayımızı pastamızı ama o arkadaşlarımız neler yaşıyor, arka tarafta neler oluyor, biraz onu öğrenmek istiyorum. Tabii ki dediğiniz gibi... Herkesin tatil yaptığı dönemlerde genelde bizler çalışıyor oluyoruz. Çalışma saatleri açısından çok sıkıntılı olmamakla birlikte tabii ki vardiyaların oluşmasından dolayı gece ve gündüz çalışmaları olabiliyor. Bu anlamda personelinizi devamlı dinç tutmak, devamlı motive tutmak zorundayız. Esas mesele ne biliyor musun? Esas mesele doğruluk. En evvel doğru. Dürüst. İkinci şey bizim işlerde kalite ve temizlik. Kesinlikle kalite bak. Kalite ve temizlik. Kaliteden asla şimdiye kadar ödün vermedik. Hiçbir zaman vermemişizdir. Biz oradan tonlarca derim, şimdiye kadar mal kaldırmışız, oraya buraya dağıtmışızdır. Satmamışızdır yani müşteriye. Kaliteden dolayı. O şekilde her zaman çocuklara da diyorum, hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. Kaliteden ödün vermeyin. Korkmayın. Pastanın serüveni ve sektörün hikayesi böyle. Haftaya başka bir hikayeyle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.